Kaç basıyor abi bu? 300. Bedava. Ama çift silindirden herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir sabah. Biz de motorumuza atladık. İşimize, gücümüze, kursumuza gidiyoruz. Hem de kursa giderken size birkaç bir şeyler anlatalım dedik. Oraya gelmeden önce Kawasaki'den bahsedeceğim arkadaşlar size. Yine Kawasaki ile ilgili problemlerim devam ediyor. İşte ruhsat ve plaka çıkartılması için gönderdiğim evraklar faturadır. İşte bilmem nedir. Onlar hala önüme gelmedi. Artık adamla o kadar çok konuştum ki telefonda WhatsApp'tan yazışmaya başladık. Ben de bıktım, o da bıktı. Ki işini yapsa gerçi onun bıkabileceği bir durum ortaya çıkmazdı. Neyse, işte kendisine yazdım. Usta benim evraklar ne oldu, ne zaman gelecek bilmem ne. İşte dosyam daha kapanmadı. Kapandığında biz sizinle iletişime geçeceğiz, gerekirse kargoyla göndereceğiz filan dedi. Tabi inandık mı? İnanmadık. Bunun üstüne ben de cevap yazmadım çünkü hiçbir dedikleri sözü tutmadıkları için çok inandırıcı gelmiyor artık söyledim. Bir an önce evraklarımı alıp daha bir dahaki bakıma kadar onlardan şey yapmak istiyorum, uzaklaşmak istiyorum. İşte neyse, bugün de rodajdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Rodaj üstüne biraz konuşalım sizinle. Şimdi bildiğiniz gibi rodajla ilgili internette biraz araştırma yaptıysanız beyin yakabilecek şeyler var. Beyniniz yanar yani rodajla ilgili adamın anlattıklarından. İşte adam, ben makine mühendisiyim, rodaja yok, gerek yok, artık teknoloji çok gelişti demiş. Öteki, işte ben kimya mühendisiyim, rodajı yağın içine şunun katarak yapacaksın demiş. Öteki demiş ben fosseptik çukuru mühendisiyim demiş. İşte o fosseptik çukurundaki şeyle alacaksın, yağı dökeceksin, onu koyacaksın falan böyle. Kimisi 3-4 sayfa yazmış. Hem ben makine mühendisiyim hem işte üstün doktora bir şeyler yapıyorum falan demiş. Bu işi benden daha iyi kimse yapamaz demiş. Adam tez yazmış. Hani verse filan üniversitede bitirme tezi filan olur. O kadar ilginç şeyler anlatmış ki bir tanesini okuduğumda. Acaba dedim gerçek mi bunlar? Yani insan şüpheye düşüyor. Yani ne bileyim beni ezeceksin. Neyse işte arkadaş, yani bildiklerimden filan şüphe ediyorum. Kitapçık olmasa adama inanırdım yani. Adam müthiş anlatmış böyle. Bilimsel terimler, işte şey tablosundan girmiş, element tablosundan girmiş, başka bir şeyden çıkmış, işte bu çeliğin bilmem neyle katılımından oluyor, şöyle oluyor, motor tipi filan. Beynim yandı yani ben onları okuduktan sonra arkadaşlar. İnanın acayip şeyler yazmış herif. Ondan sonra işte ne yazmışlardı? Motoru sıfır satın aldıysanız 2-3 gün çalışır halde bırakın, kendi rodaj olur. Sonra bayır aşağı inerken işte aniden vites düşürüp kompresyon aldırsanız sekmanlar yerine oturur. Sanki motoru sekmanlar yerine oturmadan motoru şey yapmışlar, montaj etmişler. Sonra başka neler vardı? Uzun yol, en güzeli uzun yol arkadaşlar. Herkes ortak noktada buluşuyor uzun yolu. Uzun yola gideceksin, işte basacaksın redline'lar filan. Hiç acıma, bas 1000 kilometre git uzun yolda redline'lar filan yiyen 10 numara rodajın olur filan demişler. Ya bu tür bilgiler, inanın arkadaşlar, inanıp yapan arkadaşlar 3-5 bin kilometre sonra başları çok ağrır. Motor hemen başlarına bir sıkıntı gelmese bile. Sonra başka neler vardı? Kompresyonlar filan, onları söyledim zaten. Başka şu anda aklıma gelmiyor ama siz araştırın arkadaşlar. İnanın bazı yorumlara, bazı açıklamalara gülme krizi geçirirsiniz ya. Adam ben şey mühendisiyim, makine mühendisiyim, ben işte bilmem neyim mühendisiyim, o demiş. Ben kimya mühendisiyim, o yağın içine şunu katacaksın, yarı sentetik ayçiçeği falan katacaksın. Böyle ilginç şeyler var. İnanın bazılarına gülme krizine ya girdim yani, çok acayip şeyler. Bak araştırın, bakın acayip şeyler var o taraflarda. Şimdi ben size aslında rodajın nasıl yapılması gerektiğini ve ne şekilde yapılacağınızı anlatmaya çalışayım. Hani benim de çok fazla kafam karıştı arkadaşlar. Yaklaşık bundan işte CBR'ı 250'mi aldığımda da bu işleri çok araştırmıştım. Hani şimdi de bir araştırayım dedim size anlatmak için tekrardan.
İşte neyse, ben özüne döneyim işin. Rodaj aslında arkadaşlar, tek motosikletin motorunu kapsayan bir olay değil. Motosikletin aslında bütün parçalarını kaplayan bir olay, yani kapsayan bir olay. Şimdi motosikletinizi yeni aldığınızda ya da lastik aldığınızda, balata aldığınızda bu parçaların belli bir rodaj dönemi olur. Lastik için işte o lastik üretiminde kalıplardan kolay çıkması için sürülen bazı kimyasal maddeler vesairelerin tekerleklerden atılabilmesi için bir 150 kilometrelik sürüş yapmanız lazım. Bu lastik rodajıdır. Bu balataların diske alışması için de rodaj süresi vardır. Bu da 100-150 kilometre diye geçiyor. Hani bir 150 kilometre falan yaptığınızda aslında lastiklerinizin, balatalarınızın rodajını tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi motor rodajı ise arkadaşlar, bu lastik ve balata rodajından çok çok farklı bir olay. Motor rodajında ise kitapçıkta yazılan bilgileri kontrol etmeniz gerekiyor. Kitapçıktaki yazılan bilgilere bakmanız gerekiyor. Ki benim Kawasaki, eğer ki bir Kawasaki kullanıyorsanız benim gibi, Kawasaki'nin kitapçığında yazan limitler, yani kilometreler, ilk 800 kilometrede 4000 devir geçmeyeceksin. Sonraki 800 kilometrede ise 6000 devir geçmeyeceksin. Tabii bu arada 1000 bakımı var. Ona da motorunuzu götürmeniz gerekiyor. İşte yağını, yağ filtresini falan değişecekler. Belki yağı koydukları rodaj yağını başka normal yağa çevirecekler vesaireler. O tarafını çok bilmiyorum. O tarafında da tam net bilgiler yok. O tarafla da ilgili net bilgiler ben alamadım. Hani rodaj yağı var mı, bilmem ne yağı var mı diye. Çünkü çok fazla üreticiler bu konularla, detaylarla ilgili bilgi paylaşmıyorlar. O yüzden zaten bu kirlilik oluyor. Ama siz yine de kafanıza takılan bir problem, soru olursa, hani abi işte şu 20 senelik motorcu bu böyle dedi, bundan daha iyi kimse bilemez demeyin. İnanın rodajla ilgili açıp bakın, acayip bilgiler var. O yüzden en doğrusu ya ithalatçınıza sormak, tabii Kawasaki gibi bir ithalatçınız varsa ne kadar sorabilirsiniz, ne kadar güvenebilirsiniz o ayrı, ama hani biraz İngilizceniz varsa az çok, hani bir en azından bunların Avrupa ofisleri bir şeyleri oluyor, onlara bir mail atın ya da hiç olmadı Japonya adresleri var, orayı bir yapın. Muhakkak onlar geri dönüş yapıyorlar. Bu konularda hani Türkiye'de alamadığımız hizmetten bahsetmiştim geçen videoda. Onlar bu hizmet konusunda bayağı şeyler arkadaşlar, hassaslar. O yüzden hani mail atmaktan vesairelerden çekinmeyeyim. Şu araç gitsin, götüme girdi. 10 saniye önce gidecek. Şimdi ileride geçeceğim onu. Neyse. Eğer Honda kullanıyorsanız arkadaşlar, Honda'nın kitapçığında da ilk 500 kilometrede işte ani hızlanmalardan, ani gazlamalardan kaçının der. Onda da çok fazla detay yazmaz. Yamaha vesaire arkadaşlar kullanmadım. Hani kitapçıkta ne yazıyor bilmiyorum. Şimdi bu rodajla ilgili de çok fazla yanlış bilgi olduğu için açıkçası forumlarda yazanlardan size bilgi paylaşmak istemiyorum. O yüzden hani varsa kitapçığınızı açın. Aslında her işin başı kitapçık arkadaşlar. Kitapçığınıza bakın, her şey orada yazıyor. Evet biliyorum, kitapçık okumayı çok sevmiyoruz. Ben de çok sevmiyorum ama bakmamız gerekiyor motosikletimize iyi bakmak için. Sonra motosikletin rodajına kitapçığımızdan baktık. İşte orada belli bir kilometre yazıyor, ediyor. Şimdi sizin de yapmanız gereken şu. Sıfır motorunuz var. Bunun iyi rodaj olmasını istiyorsunuz. Yapmanız gereken ilk şey çok sıcakta, çok trafiğin olduğu yerlere gitmemek sıcaklarda. Çünkü sıcak da rodajın düşmanı arkadaşlar. Ha, ne yaparsınız? Akşam saatlerinde çıkarsınız arkadaşlar. Böyle 9-10 civarı. Hem trafik çok az olur, hem de hava hafiften bir serin olur. Hem de siz bunu almazsınız. Yok rodajıymış, bıktım, illallah ettim. Çünkü çok sabır isteyen bir iş. Bildiğiniz gibi videolarda falan ben bazen kendimi tutamıyorum. İnsanız yani, olabiliyor bu şeyler. Çok büyütmemek lazım. Sizin de olacaktır. Ama mümkün olduğunca uyumanızı istiyorum. Uyumanız sizin yararınız olur, motorunuzun sağlığı açısından. İşte akşam çıkarsınız böyle, bir 100 kilometre yapsanız her akşam, bu işi herhalde bir 10 günde 15 günde bitirirsiniz. Kawasaki kullanıyorsanız 15 gün ol. Hem de çok sağlıklı bir rodaj yapmış olursunuz. O açıdan sizin için çok güzel olur arkadaşlar. Yani gün sıcak, trafik, işte bebeğe ben gideyim filan, o Ortaköy trafiği filan,
öldürür arkadaşlar falan filan, her şeyi açılıyor, siz de açılırsınız. O yüzden öyle şeyler yapmayın motorunuz yeniyken, rodaj döneminde. Akşam çıkın, ufak ufak gazlayın, takılın, güzel olur arkadaşlar. Hani bu rodaj mevzusu çünkü çok 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 fazla bilgiler var. Hani diyorum ya, açın bakın yani, canınız sıkıldı bu akşam, canınız sıkkın. İşte kavga ettiniz, okulda bir şeyler oldu, düşük not attınız, açın rodaj yazın Google'a, motosiklet rodaj yazın. Açın forumları okuyun, gülme krizlerine girersiniz ya. Çok ilginç bilgiler var o tarafta. Yani motosiklet, sıfır bir motosiklet alıyorsanız ya da lastiğinizi değiştirdiyseniz, balatalarınızı değiştirdiyseniz, muhakkak ilk lastik ve balata bakımında 150 km çok dikkatli kullanın arkadaşlar. Çünkü balata tam diskinize alışmayacağı için, tam oturmayacağı için o tarafta frene bastığınızda yeteri kadar performans alamayabilirsiniz. Şimdi rodaj yoktur mevzusuna geleyim arkadaşlar. Şimdi artık teknoloji çok gelişti, rodaj yoktur diye bazı yorumlar da okudum ben. Arkadaşlar rodaj var. Her üretilen parçanın belli bir hata kabul oranı vardır. Hani bu hata kabul oranı belki nanometre, mikrometre, işte neyse artık nanometre kadar seviyelere inse de bir parça %100 olarak, hani belki istisnaları vardır, bu hata kabul oranını atlatamaz arkadaşlar, geçemez. Yani %100 bu tam istediğim bilgisayarda tasarladım zınk çıktı, öyle olmuyor arkadaşlar. O yüzden hata kabul oranları var her parçanın. Hata kabul oranı olduğu için de iki parçanın birbirine alışma süreci var. Bu yüzden de rodaj vardır arkadaşlar. Rodaj çok önemlidir. Hele motorunuzun rodajı oldukça önemlidir. Bunu sakın başkasına aldanmayın. Kitapçığına bakın. Kitapçıkta zaten en doğru bilgiyi yazar. O yüzden hani aklınız vesaireniz karışmaz. Bu rodaj da aslında, hani dedim ya, Kawasaki'de 1600 km diye. Aslında 1600 km değil arkadaşlar. İlk 5000 km. Hani bu kullanımınıza ve motorunuza da bağlı. Tabii küçük cc'den büyük cc'ye göre değişebilir. İlk 5000 km aslında motorunuzun ileriki yaşamını nasıl yaşayacağını dair size bilgiler verecek ilk 5000 kilometre. Belki ilk 5000 kilometrede motorunuzu çok yormazsanız, hani çok abanmazsanız, ileriki hayatında size çıkaracağı problemler minimum olacaktır. Hani o yüzden kitapçıkta 500 yazıyor, ben onu tamamladım artık gazlayayım, öyle de çok olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi en iyi yöntem arkadaşlar, akşam trafiği çıkarsınız, fıtı fıtı gazlarsınız, güzel olur sizin için de. Hem de motosikletiniz için güzel olur. Bu arada bu videoyu yeni izleyen arkadaşlar varsa eski videolarıma da göz atsınlar. Hani olumlu yorumlarını bıraksınlar. Olumsuz yorumlara daha çok dikkat ediyorum. Çünkü ben de sizin gibi hani her şeyi bilmiyorum arkadaşlar. İşte bugün ne anlatayım diyorum. Ha, bugün bunu işleyeyim diyorum. Sonra araştırmaya başlıyorum. Hani kafamdan hiçbir şeyi anlatamıyorum size, anlatmıyorum. Muhakkak teyit ediyorum, size yanlış bilgi vermeyeyim. Çünkü bu motosiklet üstünde motovlog yapan kişilerin verdiği bilgiler hepsi hemen hemen kabul ediliyor. Çok az lan yalan söylüyor lan bu filan muhabbetine giriliyor. O yüzden ben en doğru bilgiyi size vermeye çalışıyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Siz de araştırırsınız söylediklerimi. Hani tek ben söyleyeyim diye doğru kabul etmeniz, doğru saymanıza hiç gerek yok. Zaten saymamanız da gerekiyor. Araştırmanız gerekiyor. Böyle arkadaşlar, eski videolarıma göz atın. Olumsuz yorum yapın. Bunlar olumlulardan benim için daha çok önemli. Kendimizi geliştiririz hem. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Çift silindirden hoşça kalın.